Selamlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Tuğçe ve Fransa'da Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda bir Fransız vatandaşıyla evlenme ve daha sonra da gelip Fransa'da yaşama sürecinden bahsedeceğim. Bu arada yapmanız gereken başvurular ve arada geçen süreler ve pandemi ile birlikte bu süreler nasıl etkilendi, bunlardan bahsedeceğim. Bir Fransız vatandaşıyla evlenip Fransa'da yaşamak istiyorsunuz fakat bu evliliği Türkiye'de gerçekleştirmek istiyorsunuz. Nasıl bir yol izlemeniz lazım? Bu videoda tek tek bunları anlatacağım. Kaç tane başvuru var? Bu başvurular nerelere yapılıyor ve nasıl yapılıyor, bunlardan bahsedeceğim. Anlatacağım tüm bilgiler güncel. Çünkü biz 2020'nin sonbaharında evlendik. Bir Fransız vatandaşıyla evlendim. Türkiye'de, İstanbul'da evlendik ve şimdi Fransa'da birlikte yaşıyoruz. Pandemiyle birlikte oldu her şey. Bütün süreç boyunca pandemi vardı ve hala var. Ve nasıl bir yol izledim? Şimdi tek tek bunları anlatacağım. Öncelikle özet olarak 3 aşamalı başvuru var. 3 tane başvuru yapacaksınız. Bunlardan bir tanesi evlenmeden önce konsolosluğa yaptığınız başvuru. Bir tanesi evlendikten sonra konsolosluğa yaptığınız başvuru. Üçüncüsü ise artık vize başvurunuz. Bunlardan ilkiyle başlayalım. İlk başvurunuz SSYM belgesi için yaptığınız başvuru. SSYM ne demek? Açılımı şöyle. Sertifika de Capacité à Mariage. Yani evlilik kapasite sertifikası. Türkçesiyle evlenme ehliyeti. Bunu resmi kurumlar evlenme ehliyeti diye çevirmişler. Bu belge Fransa için neden lazım, Türkiye için neden lazım? Bunu anlatayım. Fransa için şöyle, Türkiye'de evleniyorsunuz fakat bu evliliğin Fransa'da da geçerli sayılması gerekiyor. Daha sonra alacağınız belgelerde SSYM varsa süreç çok daha hızlı ilerliyor. Bunun için lazım bu başvuru. Türkiye aşamasında ise şöyle, evleneceğiniz belediye yabancı bir vatandaşla evleniyorsanız evlenme ehliyeti istiyor bu yabancı vatandaş için. İşte bu belge üzerinde bu vatandaşın anne adı, baba adı, doğum yeri gibi bilgilerin olması gerekiyor. Evlenmesine bir engel olmadığının belirtilmesi gerekiyor. Yabancı vatandaş olduğu için Türkiye Cumhuriyeti bu bilgileri sahip olamaz. Dolayısıyla bu vatandaşın kendi ülkesinden aldığı bir belge lazım. O yüzden bu başvuruyu yapıyoruz. Bu 3 başvuru arasında en uzun süren ve en çok belge gerektiren başvuru bu ilk aşama. Bundan sonrakiler gittikçe daha da kolaylaşıyor ve sadeleşiyor. Bu başvuruyu nasıl yapıyorsunuz? Bu arada anlatacağım her şey aslında konsolosluk sitesinde yazıyor. İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaptım ben. Hepsi yazıyor fakat tabii Fransızca bunlar. Türkçesi var mı sitede bir yerde bilmiyorum. Belki de vardır. Ama Türkçe de olsa böyle upuzun her şeyi okumak belki başta çok karışık geliyor olabilir. Ya biz öyle yaptık. Aslında Fransız konsolosluğuna gittik. Hepsini okuduk ve adım adım bütün başvuruları gerçekleştirdik. Fakat bunun yerine belki böyle yaşayan birinin deneyimlerinden dinleyip yapmak daha kolay geliyor olabilir. Biraz daha az sıkıcı oluyor olabilir. Dolayısıyla bunların hepsini size bu videoda anlatmak istedim. Anlattığım her şeyin linki olan her şeyi açıklamalara koyacağım. İşte konsolosluk sitesi, bu başvurularla ilgili evrak listesi vesaire, onları açıklamalar kısmından edinebilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada her seferinde aslında siteye gidip baştan bunlara bir bakmak daha iyi oluyor. Çünkü ben araştırma yaparken mesela bir blog bulmuştum bu konuyla ilgili. Bu işte ilk başvuru aşamasıyla ilgili ve orada da link vardı. Bu başvuru evraklarına ulaşacağım bir link. Fakat o linkte mesela bir madde eksikti. Şimdi 2020 yılında bizim yaptığımız başvuruda benim tekrar siteye gidip indirdiğim dosyalarda mesela bir madde daha fazlaydı. Yani zaman geçtikçe bazı şeyler güncelleniyor.
daha önce istedikleri bir şeyi istemiyor olabilirler şimdi veya onun yerine ekstra bir şey istiyor olabilirler. Dolayısıyla prosedür aynı da olsa evraklar için aslında her seferinde konsolosluk sitesinden kontrol etmek en mantıklısı. Onu da ben şöyle yapıyordum. Konsolosluğun sitesine giriyorum. Orada bir arama bölümü var. Oraya mariyaj yazıyorum, evlilik ve onun altında çıkan mariyaj dosyasına tıkladığımda adım 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 yapılacak her şey yazıyor. Böyle. Şimdi ilk başvuru SSYM. Gittiniz konsolosluğun sitesine ve bu gerekli evraklar linkine tıkladınız ve indirdiniz. Bir PDF iniyor. 5 sayfalık. Bu 5 sayfalık PDF'i dolduruyorsunuz ve ilk sayfasında da gerekli olan başka evraklar var. Birazdan şimdi bunlardan tek tek bahsedeceğim. Bütün her şeyi hazırladınız. Nasıl bunu ulaştırıyorsunuz? Şöyle, bir kargoya verebilirsiniz konsolosluk adresini. İki, gidip kendiniz konsolosluğun oradaki posta kutusuna bırakabilirsiniz. Bunun için arayıp randevu almanıza gerek yok. Zaten böyle bir randevu vermiyorlar. Onlar da sitede belirtmişler. İşte isterseniz postayla yollayabilirsiniz, isterseniz de gelip posta kutusuna kendiniz bırakabilirsiniz diye. Şimdi tek tek evraklara bakalım. Bu arada süre var. Tahmini süre yazıyor belgenin başında. Eğer Fransız vatandaşı bu konsoloslukla aynı yerde ikamet ediyorsa, biz İstanbul Konsolosluğu'na başvuru yaptık. Fransız vatandaşı bir şekilde İstanbul'da ikamet ediyorsa 15 günlük bir ortalama başvuru süresi var. Eğer İstanbul dışında bir yerde ikamet ediyorsa, Etienne mesela o Fransa'da ikamet ediyordu. Bunun için ise yaklaşık 50 günlük bir başvuru süresi var. Bizim için bu süre çok 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 daha uzun bir süre oldu. Anlatacağım pandemi yüzünden. Böyle işte ilk sayfa şöyle. Başta şurada ortalama sürenin yazdığı ve bu aşağı kısımlarda gerekli belgelerden bahsedilen yer. Bu belgeler içinde iki kısım var. Bir tanesi Fransız vatandaştan istenilen belgeler, bir tanesi ise yabancı, yani o biz Türk vatandaştan istenilen belgeler. Türk vatandaştan istenilen belgelere bakacak olursak nüfus kayıt örneği diyor ve şey olacak bu çoklu dilde. Bu basit bir şey. Nüfus dairesine gittiğinizde çoklu dilde istiyorum dediğinizde veriyorlar. Bunun dışında işte dulsanız onunla ilgili istenilen bir belge, daha önce boşandıysanız onunla ilgili istenilen bir belge var. Bunun dışında bir adet ikametgah, bir adet işte şey, kimlik kartı veya pasaportunuz. Bu dosyayı dolduruyorsunuz, sorular ve bir adet fotoğraf. Fransız vatandaşı gelecek olursak onunla da yine aynı şekilde fotoğraf. Ondan sonra şey, ikametgah, onun için fatura da olabilir. Herhangi bir fatura, adresinizin yazılı olduğu, Fransa'daki adresinizin yazılı olduğu, Fransız vatandaşlığı ispatı. Bunun için işte şey yeterli, kimlik kartı veya pasaport. Yine aynı şekilde bir dulluk bir durum varsa veya bir boşanmışlık varsa orada istenilen belgeler var. Ve burada en kritik ve önemli olan şey doğum belgesi. Bunu neden kritik ve önemli diyorum? Çünkü bu doğum belgesini internetten alamıyorsunuz. Doğduğunuz yerin belediyesi sizin adresinize postayla yolluyor. Bu bizim süreci çok uzatan bir adımdı. Neden? Çünkü şöyle, bunu Fransa'da ikamet ettiğiniz yere yolluyordu doğduğunuz belediye ve Fransa'dan Türkiye'ye tekrar yollaması gerekiyordu Etienne'in. Yani biz öyle yaptık. Bu belgeleri daha önce incelemiştik. Doğum belgesi, onu da hemen internetten alırız, başvuru yaparız sanıyorduk. Fakat öyle değilmiş. Onu işte sonradan keşfetmiştik. Ve de bu başvuru tam Mart ortasında yapacaktık ve 2020 Mart ortası tam bu pandeminin patladığı döneme denk geldi. İşte sınırlar kapandı falan filan, her şey uzadı, bütün işler durdu. Biz sadece bu doğum belgesi için bile çok bekledik. Bunu Fransa'da başvuru yaptık. Oradaki belediyeden Etienne'in evine gelmesi belki 2-3 hafta sürdü.
onun Fransa'dan Türkiye'ye bana yollaması ise bir ay sürdü. Normalde yani birkaç günde evinize gelir ve bir haftada Türkiye'ye gelir. Dolayısıyla bu doğum belgesi önemli. Bu süreleri hesaplayıp bunu önceden halletmenizde fayda var. Bu arada tabii orada bir de 3 ay sınırı var. 3 aydan eski olmaması gerekiyor belgenizin. Böyle istenen belgeler bunlar. Devam edecek olursak burada başka ne sorular var, neler var? İkinci sayfa şöyle bir sayfa. Çok kısa bahsedeyim. İşte burada öngörülen evlilik yeri, ondan sonra öngörülen evlilik tarihi, adınız, soyadınız, telefon numaranız, mailiniz, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz, ondan sonra annenizin, babanızın işi, adı, soyadı, ondan sonra Fransa'da yaşayan kardeşleriniz varsa onların adları, işte ne iş yaptıkları vesaire. Geldik 3. sayfaya. 3. sayfa şöyle bir şey. Burada da diyor ki yalnızca Fransız vatandaşı dolduracak buraları. Bir şöyle. Tanışmanızdan itibaren Türkiye'de geçirdiğiniz süre. Bunu tek tek yani tam detaylı bir şekilde yazmanız gerekiyor. Tarihler ve konakladığınız yerler. Bunun için tabii ki resmi şey pasaport. Pasaportunuzda yer alan o damgalardan, giriş çıkış tarihlerinden Türkiye'de geçirdiğiniz tarih aralığını yazıyorsunuz. Ve nerelerde kaldıysanız onları yazıyorsunuz. Ondan sonra eğer Türkiye'de bir aile bireyiniz varsa onların adları. Ondan sonra alt kısımda sadece yabancı vatandaşın yani Türk vatandaşın dolduracağı kısım var. Bugüne kadar Fransa'da geçirdiğiniz süre yine böyle resmi tarihlerle kaç kere Fransa'ya gittiniz, ne kadar gün kaldınız. Ondan sonra daha önce hiç vize başvurusunda bulundunuz mu Avrupa için? Belirtiyorsunuz. Eğer ailenizden birileri Fransa'da veya Avrupa Birliği'nde yaşıyorsa bunları belirtiyorsunuz. Ve en altta da iletişim kurduğunuz dil diye bir bölüm var. Buraya birkaç dil yazıp seviye yazabilirsiniz. Biz öyle yazmıştık. İngilizce işte çoğu zaman diye. Onun altında Fransızca ve Türkçe öğreniyoruz. Arada da bu dille iletişim kuruyoruz diye belirtmiştik. Bu sayfa da bitti. Bir sonraki sayfa. Evet. Bu sayfa da hikayenizi anlattığınız sayfa. Burada şunu soruyor size. Tanışmanız. Nerede tanıştınız? Ne zaman tanıştınız ve nasıl tanıştınız? Ve evlilik aşamasına nasıl geldiniz? Detaylı bir şekilde anlatın. Şu bölüm. Bu arada bunu İki sayfa halinde basıyorsunuz. Hem Fransız vatandaşı dolduruyor hem biz Türk vatandaşları dolduruyoruz. Yani komik bir şey. Keşke böyle ikili şey yapmasak, doldurmasak. Çünkü zaten aynı metni oluşturuyoruz ve aynı metni yazıyoruz. Yani komik. Burada işte şey, nasıl bu aşamaya geldiniz? İşte karar verdiniz. Nişan vesaire öyle tarihler varsa onları belirtin. Ondan sonra işte ne kadar zaman geçirdiniz tanıştığınızdan itibaren filan diye bunların sorulduğu bir şey bölüm. Yani tabii sıkıcı ve hani diyorsunuz ne gerek var yani niye anlatalım nasıl tanıştık, nerede tanıştık, nasıl vakit geçirdik. Ama işte böyle anlaşmalı evliliklerde çok olduğu için bunu önemsiyorlar. Eğer buradaki bilgilerle tatmin olmazsa konsolosluk veya daha sonra bunun gönderildiği Fransa'daki belediye orada sizi tekrar görüşmeye çağırabilirler. Yani Türk vatandaşını değil de Fransız vatandaşını görüşmeye çağırıp daha detaylı sorular sorabilirler. Bu sayfa işte onun için var. Sonra geldik son sayfaya. O da şöyle bir şey. Burada da işte öngörülen evlilik tarihi. Yani bunu çok kesin bir şey yazmanıza gerek yok. Çünkü zaten bunu almadan evlendirme dairesine gidip tarih alamazsınız. Dolayısıyla dert etmeye gerek yok. Kafanızdaki ortalama tarih öngördünüz. Onu yazabilirsiniz. Burada işte çocuğunuz varsa çocuğunuzun adları, doğum yerleri vesaire onu yazıyorsunuz. Eğer bir evlilik sözleşmesi yaptıysanız işte evet veya hayır onu işaretliyorsunuz.
Böyle ve bu şekilde bu dosyayı oluşturmuş oluyorsun. Bunları doldurdunuz. Bu bahsettiğim bütün evrakları hazırladınız. Atladığım bir şey daha vardı. Fransız vatandaştan istenilen 100 gram değerinde bir zarf ve puluyla birlikte bu zarfın üstüne adınızı ve adresinizi yazıyorsunuz ve bunu da belgelerin içine ekliyorsunuz. Bu konsolosluk bu zarfı ve pulu hep istiyor. Neyse, dosyanızı hazırladınız. Konsolosluğa kargo ile yolladınız ve artık beklemeye başlıyorsunuz. Bu arada konsolosluk tarafından da süreç şöyle işliyor. Bu dosyayı alıyorlar ve inceliyorlar. Onlar için bir sorun yoksa bunu Fransız vatandaşın ikamet ettiği belediyeye yolluyorlar. Buradan işte Türkiye'den Fransa'ya posta yoluyla gidiyor. O belediyede inceleniyor bu dosya. Dediğim gibi eğer yeni bir görüşmeye gerek duyarlarsa görüşmeye çağırıyorlar. Yoksa eğer onlar inceledikten sonra bu askıya alma diye bir şey var. Bu insanla bu insan evlenecek diye belediyede askıya çıkıyor bu isimler. Belki 15 gün belki 10 gün hatırlamıyorum öyle bir süre var. O askıda bekliyor. Eğer herhangi bir itiraz yoksa bu insanların evliliğine o belediyede de bu süreç tamamlanmış oluyor. Konsolosluğa tekrar haber veriyorlar. Tamamdır bizim için de diye. Ve sonra bu belgeniz hazır oluyor ve size mail geliyor. Konsolosluk mail atıyor. Gelip bu belgenizi alabilirsiniz diye. Bunun için bir link var mailde. O linke tıklayarak randevu alıyorsunuz. Ve belgenizi almaya konsolosluğa gidiyorsunuz. Bizim için işte bu yaklaşık 50 günlük süreç yaklaşık 3 ay sürdü. O arada konsolosluğu aradık. Onlar dedi ki biz gönderdik. İşte oradan haber bekliyoruz. Etienne Bordeaux'da yaşıyordu. Sonra biz Bordeaux'u aradık ya çünkü artık bu süre aşmıştı. 2 ayı geçmişti. Onlar dedi ki hayır bize İstanbul'dan bir şey gelmedi. Bordeaux'dakilerin mail adresini İstanbul Konsolosluğu'na verdik çünkü onlar birbirlerini aramıyorlarmış falan neyse. Dediler bize mail adresi verirseniz biz sorabiliriz tamam. Onlar işte mail attılar falan filan bulundu bir şeyler neyse. En son işte ya, neredeyse 3 ay oluyordu ki bize haber geldi ve gittik belgemizi aldık nihayet. Bu belgeyi aldıktan sonra evlenme dairesine gitmeden önce yapılacak bir şey. Evleneceğiniz belediyenin kaymakamlığına gidip bu belgeyi onaylatmak. Öyle bir aşama var. Orada nereye gideceğinizi zaten binada size söylüyorlar. Basit bir şey. Konsolosluktan aldınız, hemen gittiniz, kaymakamla onaylattınız. Artık hazır. Bu arada belediyeden belediyeye belki ufak tefek farklılıklar olabilir evlenme belgeleri içerisinde. Biz Beşiktaş Belediyesi'nde evlenmiştik ve orada yabancı vatandaştan pasaport çevirisi de istemişlerdi. Tabii ki bunun yeminli tercümandan tercüme edilmesi gerekiyor. Ve işte diğer normal sağlık raporu, fotoğraf gibi belgelerle birlikte belediyeye bunların hepsini teslim ediyorsunuz ve nikah tarihinizi alıyorsunuz. Evet, nikah tarihinizi aldınız ve evlendiniz. Şimdi sıra ikinci başvuruda. İkinci başvuruyu da yine konsolosluğa yapıyorsunuz ve bu başvuru niçin gerekli? Bu başvurunun sonucunda iki şey teslim ediliyor size. Bir, Fransız aile cüzdanı. İki ise transkripsiyon l'acte de mariage diye bir belge. Yani evlilik akdinin çevirisi Fransızcası. Bu iki belge çok önemli çünkü bunlarla birlikte vizeye başvuru yapıyorsunuz. Bu aşama olmadan vize başvurusu yapamazsınız. Burada da konsoloslukta şöyle iki şekilde başvuruyu ayırmış. Bir diyor SSM belgesi aldıysanız öncesinden işte bu yolu izleyin. İki SSM almadıysanız şu yolu izleyin diye. SSM belgesini almadıysanız daha önce bu ikinci başvuru çok daha uzun sürüyor. Ya bu arada bunu almadan nasıl mümkün diğer işler bilmiyorum. Çünkü zaten Türkiye'deki belediye bu belgeyi istiyor yabancı evraklardan. Neyse. Onun detayını bilmiyorum. Geldik ikinci başvuruda istenen şeylere. Bu birinciye göre çok daha basit ve çok daha az. Yine girdiniz ve siteden indirdiniz. Bu sefer iki sayfalık bir şey geliyor karşınıza. İlki gibi 5 sayfalık değil. İkinci sayfada bunu zaten sadece Fransız vatandaşı dolduracak diyor. Burada yine isim, soyisim, adres, telefon, evlendiğiniz kişinin bilgileri ve aşağıda evlilik yeri ve evlilik tarihi. Ve istenilen belgeler bir
Bu işte şeyin doldurulması, bu formun doldurulması, bu formu koyuyorsunuz belgelerin içine. 2, Mernis evlenme bildirimi ve 3, Formül B diye bir şey var. Bu uluslararası evlilik belgesi nüfus dairesinden alınıyor. Şimdi bu üçüncü madde kolay. Nüfus dairesine gidiyorsunuz. Adınız, soyadınız, uluslararası evlilik belgesi Formül B dediğinizde zaten biliyorlar. Çat diye size veriyorlar. Mernis evlenme bildirimi ise bunu evlendiğiniz yerden alıyorsunuz. Evlendirme dairesinden. Ya fakat bunu sorduğunuzda o insanlar da şaşırıyor. Diyorlar ki ya buna ne gerek var? Çünkü zaten uluslararası evlenme belgesi var. Bu zaten her türlü başvuru için yeterli. Bu Mernis evlenme bildirimi adlı belgeyi biz zaten normalde vermiyoruz. Hangi konsolosluk istiyor Fransa, işte hangi konsolosluk istiyor Fransa falan böyle. Neyse ama bunu Fransız konsolosluğu istiyor ve bunun yeminli bir tercüman tarafından da Fransızca çevrilmesini istiyor. Zaten bu belge eksikse başvurunuzu kabul etmiyor. Dolayısıyla önemli. Biz tekrar Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ni aradık. Dedik böyle böyle istiyorlar. Tamam dediler, şu gün şu saatte gelin size bir tane verelim. Verdiler. Sonra Fransız vatandaşından istenilen tabii ki tekrar bir doğum belgesi. Bunu çok önceden incelemiştik ve zaten ilk başvuruda da ağzımız yandığı için artık hazırdık. Bunu çok önceden hazır ettik doğum belgesini. Boşu boşuna beklemedik. O arada orada bir sistem de değişmişti. Bu doğum belgesini Türkiye'ye isteyebildik. Başta öyle bir seçenek yoktu o. Ta Mart'ta yaptığımız başvuruda sadece Fransa'daki ikamet adresine bu belgeyi yolluyorlardı. Ama bu başvuruda bunu Türkiye'ye isteyebildik ve geldi. Doğum belgesi hazırdı. Türk vatandaşı için istenilen bir şey var. Eğer minörseniz diyor, yani şey değilseniz, nedeni 18 yaşından küçükseniz anne babanızdan alınan bir evlenme izin belgesi var. Böyle bir şey. Daha sonra eğer bir şey yaptıysanız, noter onaylı bir evlenme sözleşmesi yaptıysanız bunu istiyorlar. Bunu da büyük harfle evlilikten önce diye belirtmişler. Evlilikten sonra yapılan sözleşme geçerli değil diye. Yani onların istediği şey değil. Ve tekrar bir zarf ve 10 lira değerinde pul. Bunları da hazırlıyorsunuz. Ve aynı şekilde şeyle, posta yoluyla veya da giderek konsolosluğa posta kutusuna teslim ediyorsunuz. Burada da yaklaşık 3 aylık bir süre belirtmişler. 3 ay içinde cevap gelecek size. Bu 3 ayda olmadan boşu boşuna bizi aramayın falan diye de not düşmüşler. Dediğim gibi eğer bu SSN belgeniz yoksa ve bu şeye başvuruyorsanız bu belgeleri almak için o zaman 6 aylık bir süre var bu başvurunun sonuçlanması için. Nitekim 1,5 ay içinde bize cevap geldi. Burada işte bu beklediğimiz sürenin çok daha öncesindeydi. Çünkü dediğim gibi ilk başvuru zamanında pandemi ilk defa patlamıştı. Her şey birden durmuştu, işlemiyordu artık. Ne olacağı belli değildi. Artık tabii zaman geçtikçe, aylar geçtikçe her şey adapte oldu birbirine. İşler tekrar işlemeye başladı. Dolayısıyla bu başvuruda kötü bir sürprizle karşılaşmadık. 1,5 ay içinde cevap geldi. O da yine mail yoluyla şu linkten gidip şey alabilirsiniz, randevu alabilirsiniz diye. O linkten randevu alıyorsunuz. Randevu gününde ve saatinde konsoloslukta hazır bulunuyorsunuz. Evraklarınızı teslim alıp çıkıyorsunuz. Burada işte Fransız aile cüzdanı veriliyor. Dediğim gibi ve transkripsiyon d'acte de mariage belgesinden de 2 adet veriliyor. Bunun zaten bir tanesini vize başvurusunda kullanacaksınız. Onu sadece orijinal evrak kabul ediyorlar. Bir tanesi de size kalıyor elinizde. Ve geldik son aşamaya, yani vize başvurusu. Artık vize başvurusunu konsolosluğa yapmıyorsunuz. Konsolosluk ilgilenmiyor. Onların çalıştığı bir kurum olan VFS Global var. VFS Global üzerinden vize başvurunuzu yapıyorsunuz. Bunda da öncelikle online bir süreç var. France Visa diye bir site var. Onu da açıklamalara bırakacağım. O site üzerinden önce kendinize bir hesap oluşturuyorsunuz ve o hesap üzerinden vize başvurunuzun ilk adımlarını atıyorsunuz. Online bir form var. Vize başvuru formu. O formu dolduruyorsunuz. Bu her türlü vize için geçerli.
Yani sadece aile birleşim vizesi uzun süreli vize için değil, turistik vize ve daha başka vize çeşitleri için de bu süreç izleniyor. Kendinize bir hesap oluşturup o hesap üzerinden online başvuru formunu dolduruyorsunuz. Orada tabii bir sürü soru var. Pasaport bilgileriniz, kendi bilgileriniz, ne için gidiyorsunuz, nerede kalacaksınız, öngörülen kalış tarihi, kalış süresi falan filan, onların hepsini kendinize göre dolduruyorsunuz. Ve en son sayfadaysa istenilen ekstra evraklar var. Bu da yine bir klasik, geçerli bir pasaportunuzun olması ve tabii ki fotoğraf isteniyor sizden. Artık bu aile birleşim vizesi olduğu için burada Fransız aile cüzdanı fotokopilerini ekliyorsunuz. Ve bu evlenme akdinin Fransızcası belgesini ekliyorsunuz. Bu kesinlikle orijinal belge olmak zorunda. Yani buna ek olarak ben Türk evlilik cüzdanının da fotokopilerini koymuştum ve daha önceki Schengen vizelerinin fotokopisini, işte giriş çıkışların fotokopisini, klasik diğer vizelerde yaptığımız gibi onların da fotokopisini koymuştum. Böyle bir dosya oluşturmuştum. Burada da yine Fransız vatandaşının Fransız vatandaşlığının ispatı isteniyor. İşte doğum belgesi ve onun gibi o nitelikte başka bir belge. Artık orada bu işe girişmedim. Ben sadece Etienne'in pasaportunun fotokopisini koydum. Çünkü bu aşamaya geldiysek zaten defalarca doğum belgesi alınmış ve çeşitli başvurular yapılmış demektir. Ve artık yani evlilik cüzdanı da var. Her şey belli. Resmi olan bütün evraklar orada. Dolayısıyla bu doğum belgesi diye onu artık zorlamadım. Sadece Fransız vatandaşı pasaport fotokopisini koydum. Herhangi bir sorun olmadı. En altta da ücret yazıyor. Başvuru ücreti. Orada 99 euro yazıyor. Ve başvurunun çeşidine göre bu fiyat artabilir veya azalabilir diye de bir not var. Nitekim gittiğimde benden yalnızca 32 euro aldılar diye hatırlıyorum. Yani 32, 36, 30 küsür bir şeydi. Bu arada gönüllülük projesine başvuru yaptığım zaman, ya yani onun vize başvurusuna gittiğim zaman da 99 euro yazıyordu istenen şeyler arasında. Fakat gittiğimde hiç para almamışlardı. Demişlerdi ki bu Erasmus kapsamında bir şey ve vize ücretsiz. Yani böyle o 99 euro sanırım orada standart bir şey ve sizin vize çeşidinize göre VFS'de sizden bambaşka rakamlar isteyebiliyorlar. Bu online şeyi oluşturduğunuz başvuruyu, ondan sonra VFS üzerinden randevu alıyorsunuz ve randevu gününde bu dosyanızla birlikte ve diğer ekstra evraklarınızla birlikte vize başvuru merkezine gidiyorsunuz. Orada görevliyle birlikte o belgeleri inceliyorsunuz. Yani o inceliyor ve bir soruları varsa size soruyor. Ekstra bir şey, belki fotokopisi gerekiyorsa fotokopi çektirebilirsiniz. O gün tabii elinizde orijinal evraklarla gitmenizde fayda var. Türk nüfus, Türk aile cüzdanı, Fransa aile cüzdanı, böyle şeyleri yanınıza götürün. Ne olur ne olmaz bir fotokopi istenirse onları eklersiniz. Böyle. Evet, vize başvurusu da bu kadar. Başvurunuzu tamamladınız ve evinize gittiniz. Artık beklemeye başladınız. Sürelerden bahsedecek olursak benim başvurumda şöyle olmuştu. Vize başvurumu yaptım. Bir hafta veya 10 gün geçti. Ve konsolosluktan beni aradılar. Ve dediler ki biliyorsunuz uzun süreli vize başvurularında bir OFI süreci var. Doktor muayenesi süreci. O muayeneden geçiyorsunuz. Ve bir sorun çıkmazsa vizeniz onaylanıyor. İşte size şu tarihi veriyoruz randevu için. Bu tarih uygun mudur? Uygundur. O tarihte doktor muayenesi olacaksınız. Bir problem çıkmazsa da aynı gün içerisinde VFS'ye gidip pasaportunuzu teslim alabilirsiniz. Vizeniz onaylanmış olacak. Detaylar mail adresinize gelecek diyor konsolosluk. Eğer yarın akşama kadar gelmezse bizi tekrar arayın ve bildirin diyor. Gerçekten de gün içinde veya ertesi gün sabah size mail geliyor. Bu mailde iki farklı adres ve iki farklı saat var muayene için. Bir akciğer filmi çektiriyorsunuz. Konsolosluğun anlaştığı bir firma var. O firmanın işte bulunduğu adreste oluyorsunuz. Bunlar tabii ki tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Gidiyorsunuz akciğer filminizi çektiriyorsunuz. Benim gittiğim yer Şişli'deydi. Yani değişmezse muhtemelen aynı yer olacaktır herkes için. Bundan bir saat sonra ikinci randevunuz. Bu da OFI'de. Ha, bu arada OFI ne demek? Office Français
entegrasyon ve immigrasyon. Yani Fransa immigrasyon ve entegrasyon ofisi, göç ofisi. İkinci randevunuz işte orada. Oraya gidiyorsunuz. Bir doktor muayenesi. Çekilen akciğer filmi zaten o doktora ulaşıyor. Siz ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Doktor bir takım sorular soruyor. İşte şöyle şöyle rahatsızlığınız var mı? Ailenizde şu var mı? Bu var mı? Onlara cevap veriyorsunuz. İşte nefes al, nefes ver, dinleme falan. Çok kısa bir süreç tamamlanıyor ve doktor size raporu yazıyor. Yani dedim bir sayfalık bir şey aslında. İki kopya olarak bunu size teslim ediyorlar ve size deniyor ki bu iki kopyaya iyi bakın. Fransa'ya gittikten sonra da bir ofi görüşmeniz olacak. Bu iki kopyadan bir tanesini o görüşmeye götüreceksiniz. Bir tanesini de saklayın. Belki seneye tekrar size bu sorulacak deniyor. Size bir kağıt veriliyor. O kağıtta işte Türkçe ve İngilizce bilgi var. Orada şu yazıyor. Vizenizin başlangıç tarihinden itibaren 3 ay içinde Fransa'ya giriş yapmalısınız ve İçişleri Bakanlığı'nın bir şeyi var orada, linki var. Bu siteye giderek vizenizi onaylatmanız gerekiyor. 3 ay içerisinde bu işlemi yapmazsanız bunu yapmaya bir daha hak kazanamıyorsunuz. Hepsi iptal oluyor. Yani bu oturum izni, çalışma izni vesaire, öyle şeyleri yapmak için 3 ay vaktiniz var. Bu arada Fransa'ya geldikten sonra yapılacaklar kısmını bir sonraki videoda anlatacağım. Ve ofiden çıkıyorsunuz. Zaten hemen telefonunuza mesaj geliyor. VFS'den işte saat 3.30'dan sonra gelip vizenizi alabilirsiniz diye. Vize teslimat saati. Gidiyorsunuz o saatte VFS'den pasaportunuzu teslim alıyorsunuz. Vizeniz içinde onaylanmış ve o günün tarihiyle başlamış oluyor viziniz. Ve artık 3 ayınız var o tarihte Fransa'ya gitmek için. Bu arada pasaportunuzun içinde de bir adet kağıt veriliyor size. Orada da yine 3 dilde yazılmış açıklama var. Türkçe, Fransızca ve İngilizce aynı şey. Ofide size bahsedilen şey vizenizin başlangıç tarihinden itibaren 3 ay içinde Fransa'ya girmelisiniz ve girdikten sonra da vizenizi onaylatmalısınız diye. Evet, böyle arkadaşlar, biletinizi alıp Fransa'ya geliyorsunuz. Bundan sonra yapılacakları ise bir sonraki videoda anlatacağım. Evet arkadaşlar, bu video için anlatacağım her şey bu kadar. Biraz uzun oldu belki ama karışık olmadı diye umuyorum. Bu yolu izleyecek olan insanlara umarım yardımcı olur bu video. Yani dediğim gibi bazen bu başvuru şeylerini okumak, anlamak çok karışık olabiliyor. Bazen kafalarda bazı şeyler için soru işareti olabiliyor ya da o belirtilen sürelerde elinize bir şey geçmediyse panik olabiliyorsunuz. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. Bu yolu izleyecek insanlara yardımcı olur. Bu arada konsolosluğa her zaman danışabilirsiniz. Cevapsız bırakmıyorlar. Ben ne zaman aradıysam cevap aldım. Bazen telefonda çok bekletebiliyorlar. Dayanın ya da onlara mail atabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalara da gerekli linkleri koyacağım. Böyle, eğer benim aklıma gelmeyen şeyler varsa sizin kafanızda bir takım sorular, benim cevaplamadığım bana sormak istediğiniz sorabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Takipte kalmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Hala abone değilseniz. Ve videolardan anında haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz zile basarak. Ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için size güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.